Pandemiden etkilenen sektörlerden biri de otomotiv. Ancak uzmanlar önümüzdeki günlerde ikinci el araç piyasasının canlanacağı görüşünde. Haber muhabiri Emirhan Ergen ve konuğu karşımızda. Koronavirüs salgını nedeniyle dünyanın önde gelen otomotiv firmaları araç üretimini sınırlandırdı. Hal böyle olunca da ikinci el araç piyasası geride bıraktığımız pandemi sürecinde belki de tarihinin en canlı dönemlerinden birini yaşadı. Peki önümüzdeki süreçte ne olacak? İşte bunu da yayın konuğumuzla konuşacağız. Yanımızda otogaleri sahibi Yiğit Cömert var. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Hemen doğrudan şunu sorarak başlamak istiyorum. Tabii. İkinci el araç piyasasını önümüzdeki günlerde ne bekliyor? Fiyatlar düşecek mi? Sabit mi kalacak? Şöyle söyleyeyim, fiyatlar düşmeyecek, öyle umut ediyoruz. Çünkü yıllardan beri bu işte hiçbir zaman fiyatların düşüldüğü görülmemiş. Pandemi sürecinden dolayı da bazı otomobil firmaları üretimlerde kısıtlandırma yaptırdığı için, kısıtlı adette araba geldiği için ikinci elde de büyük bir talep oldu. Fiyatlar da durmadan yükseliyor. Yani biz sattığımız fiyata araba alıp koyamıyoruz tezgahımıza. Böyle bir süreçteyiz. Peki hemen şunu da merak ediyorum. Özellikle ikinci el araç almak için doğru zaman ne zaman? Şöyle söyleyeyim. Normalde doğru zaman bu zaman. Çünkü belli bir süre sonra yine fiyatlarda biraz daha artış olacak. Bir iki ay içinde araba alınırsa tam doğru araba alınma zamanı diye umut ediyorum. Çünkü yıl sonu geliyor. Yıl sonunda yine illaki fiyatlarda revize olacak. Yeni modeller çıkacak. Yeni modeller çıktığı için de ikinci ele yine de tekrardan bir fiyat artışı olacak. Şimdi son dönemde özellikle ikinci el araç alım satımı da aslında tüm vatandaşlar tarafından artık yapılan bir durum haline geldi. Bu noktada siz araç almak isteyen kişilere tavsiyeleriniz ve önerileriniz neler? Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bizim de arabayı sattığımız belli bir ticaret firmaları var. Buraya herkes arabasını koyuyor. Vergi levhası yok, işletmesi yok, hiçbir şey yok. Ben galericiyim adı altında araba satılıyor. Kiminden kapora alınıyor, kimse telefonlarına cevap verilmiyor. Birçok kişi dolandırılıyor. Bu işin şöyle söyleyeyim, en güzeli kurumsal firmalar. Tabelası olan, vergi levhası olan. Gittiğiniz zaman araçta da bir sorun çıktığı takdirde karşınıza danışacak birini bulmanızdır. Aslında bu noktada dolandırıcılığın da önüne geçmiş olunuyor. Tabii tabii, yani şöyle insanlar devlete vergi vermiyor, devletten vergi kaçırıyorlar. Ben galericiyim diyorlar, el altından araba alıp satıyorlar. Komisyonculuk yapıyorlar, milleti kandırıyorlar. İşte 3 ay önce aldım, 5 ay önce aldım, yok işte borç karşılığı aldım. Devlete vergi vermiyorlar. Devlet de, yani devletimiz de bunun bir önüne geçmesi gerekiyor. Çünkü bizim satışlarımızı da engelliyor. Benim arabamın fiyatı atıyorum 100 bin liraysa o diyor ki ben diyor vergi vermiyorum, bir şey yapmıyorum, 110 bin lira yazarım, beklerim, fiyatları hep yükseltiyorlar. Şimdi tam bu noktada artık dünyanın önde gelen otomotiv firmaları da araç üretimini sınırlandırılmasını yavaş yavaş kaldırıyor ve araç üretimleri, sıfır araçlar piyasaya daha fazla girecek. Bu sıfır araçların piyasaya daha fazla girmesi ikinci elde fiyatları nasıl etkiler? Fiyatlar düşmez. Fiyatlar olduğu yerde stabil kalır. Yükselir mi peki? Düşmez ama. Yine yükselir, yani yükselişe geçer. Çünkü şöyle söyleyeyim, ciddi bir şekilde açıklılık var sıfır araçla ilgili. Millet artık sıfıra yakın, bir yaşında, iki yaşında araçları talepler daha çok büyüyor. O yüzden yani sıfır araba geldiği takdirde biraz sürümü çok olduğu zaman hani fiyatlar stabil gider. Ama yine hafif hafif yükselir, ama gelmezse yine yani çok şiddetli derecede yükselecek fiyatlara. Çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Çok sağ olun. Evet, otogeleri sahibi Yiğit Cömert konuğumuzdu. Kendisiyle özellikle önümüzdeki dönemde ikinci el araç piyasasında nelerin beklenildiğini konuştuk diyelim ve sözü yeniden size bırakalım.